Kanal V ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 19 Ocak 2018 Cuma ana haber bültenimize karşınızdayız. Haberlerimizi detaylandıracağız ama öncesinde özetlerimizi izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak donör fonunun imza töreninde konuştu. Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösterdi, darbe kalkışmasına rağmen 2017 yılının başarıyla geçtiğini vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, AFAD'a alınan 99 aracın teslim törenine katıldı. Yıldırım, AFAD'ın ilk sınavını Van depreminde verdiğini söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yarı yılı bugün sonlandı. Öğrenciler de karne heyecanı yaşadı. Ramazan Savaş İlkokulu'ndaki miniklerin karne heyecanına Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ortak oldu. Meteoroloji haklı çıktı. Antalya'da etkili olan rüzgar ağaçları kökünden söktü, çöp konteynerları yollara savruldu. Bazı ilçelerde enerji nakil hatlarının kopması elektrik kesintilerine neden oldu. Antalya'da bu görüntüler yaşanırken çevre illerinde ise kar ve tipi etkiliydi. Antalya'nın hangi bağlantı yolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı? Antalya'da okul kaydı yaptırmak için sahte ikametgah düzenledikleri ve başkalarının adına kimlik çıkardıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenler arasında kimler var? Antalya'nın Finike ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü tır 30 metrelik falezlerin kıyısında yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada yüzlerce kilo sebze denize döküldü. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak donör fonuna ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasına kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösterdi. Darbe kalkışmasına rağmen 2017 yılının başarıyla geçtiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de de çok farklı olacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak olan donör fonuna ilişkin işbirliği anlaşması imza törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin donör fonuna bugüne kadar 10 milyon euro gibi bir finansman sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonun ikili kalkınma yardımları bakımından önemine dikkat çekti. Bildiğiniz gibi dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri Türkiye'dir. Eğer bunu milli gelire oranla alırsak Türkiye bir numaradır. Yapılan yatırımın geri dönüşünün oldukça verimli olacağına inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan imzanın ülkenin ekonomi finansmanında ulaştığı noktayı da gösterdiğini söyledi. Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiye'si artık geride kalmıştır. Bu yok. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Darbe kalkışmasına rağmen Türkiye'nin 2017 genelinde %7 civarında bir büyüme yakaladığını belirten Erdoğan, 2018'de çok daha kararlı bir şekilde yürüyüp yakalanan büyümeyi geriye düşürmeden kararlılıkla adımlara devam edileceğini söyledi. Ve bu konuda inancımız tamdır, kararlılığımız tamdır ve bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenlerle inanıyorum ki ne onlar mahcup olacaktır ne de biz. Erdoğan konuşmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da tepki gösterdi. Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya bu işi öğreteceğiz. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türk ekonomisinin 2017 yılında dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına dikkat çekti. İş adamları ve yatırımcılara seslenerek konuşmasını tamamladı. Hamdolsun Türk ekonomisi 2017 yılında dünyanın en çok büyüme kaydeden
ekonomilerinin başında yer aldığına göre bütün sıkıntılara rağmen 2018 çok daha farklı olacaktır. Buradan tüm yatırımcılara, iş adamlarına seslenmek istiyorum. Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Konuşmanın ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak olan donör fonunun imzaları atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, AFAD'a alınan 99 aracın teslim törenine katıldı. Programda konuşan Yıldırım, AFAD'ın 2009 yılında kurulan genç bir kuruluş olduğunu ve ilk sınavını ise Van depreminde verdiğini söyledi. Yıldırım konuşmasında Suriye'de yaşanan gerilime de değindi ve Türkiye'nin gerekeni yapacağını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, AFAD'a verilen 99 yeni aracın devir teslim töreninde konuştu. Yıldırım, Türkiye'nin son 15 yılda sadece sınırlarında değil, dünyanın birçok yerinde de gerekli desteği veren hale geldiğini söyledi. 99 yeni aracı ülkenin çeşitli yerlerine gönderiyor. Oradaki imkan ve kabiliyetini arttırıyor. Dolayısıyla ülkemiz dış ve bütün yardımlarda milli gelirine kıyasla en fazla yardım yapan, en fazla cömertlik gösteren ülke unvanına sahip. Elhamdülillah. Yıldırım konuşmasında ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yapılan yardımların eleştirilmesine tepki gösterdi. Bazen ileri geri laflar ediliyor. Efendim bu 3,5 milyon Suriye'ye niye bu kadar para harcıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Empati yapmak mecburiyetindeyiz. Biz hayatı tehlikede olan, darda zorda olan, yerinden yurdundan kaçmak, bütün hatıraların olduğu yerleri bırakmak zorunda olan insanlara kapımızı kapatamayız. Bizim kültürümüzde yok, bizim inancımızda bu yok. Yıldırım, AFAD'ın önümüzdeki dönemde de afet veya diğer acil müdahale gerektiren durumlarda oluşacak hasarı en aza indirecek çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. En zor durumlarda dahil acil müdahale için, şehir içi, şehirler arası ve arazi hizmetlerini kolaylaştıracak taşıtları bugün bir miktar daha hizmete alıyoruz. Toplam 99 tane donanımlı araç ihtiyaç halinde hizmet görmek üzere bugün teslim ediliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğuna dikkat çeken Yıldırım konuşmasında Afrin operasyonuna değindi. Hudutlarımız dışında yeni terör alanları oluşuyor. Milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamahayla karşılanmayacak. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım 99 aracı AFAD yönetimine teslim etti. 2017-2018 eğitim öğretim yarı yılı bugün sonlandı. Öğrenciler de karne heyecanı yaşadı. Ramazan Savaş İlkokulu'nda miniklerin karnelerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu dağıttı. Senin. 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. Antalya'da 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaklaşık 448 bin öğrenci ile 29 bini aşkın öğretmen sömestr tatiline giriyor. Kendimi çok mutlu hissediyorum şu an. Yani gerçekten zaten takdirde bekliyordum. Muratpaşa ilçesindeki Ramazan Savaş İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Seda Sırrı Arısoy, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel katıldı. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon, şehrimizde de 448.300 öğrencimiz yarı yıl karnesi aldılar. Ben başta çocuklarımıza hayırlı tatiller diliyorum, gözlerinden öpüyorum. Tabii çocuklarımıza emek veren öğretmenlerimiz var. Onların ellerine sağlık, öğretmenlerimizi kutluyoruz. Karneleri dağıtan Vali Karaloğlu öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bolca dinleniyoruz. Biraz kitap okuyoruz. Çok az da telefon ve bilgisayarla oynuyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık.
Nasıl karnem? Çok iyi. Peki ne yapacaksın tatilde? Kitap okuyacağım biraz. Uzun bir tatil seni mi bekliyor? Evet. Kimden aldın karneni? Validen. Heyecanlandın mı? Hayır. Turizmin başkenti Antalya'da 768 ortaöğretim öğrencisi okul birincileri olmalarından ötürü aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otelde 2 gün tatille ödüllendirildi. Törene katılan Ebru Türelse okul birincisi Sıla Menet'e 5 yıldızlı tatil hediye çekinin yanı sıra saat armağan etti. Daha doğrusu Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçemizde toplam 768 tane okulun birincisine aileleriyle beraber 5 yıldızlı otellere Şubat tatilinde tatil yapmaya gönderiyoruz. Turizmciler Dairesi Aktop ve Alanya Turizmciler Derneği de tabii ki bu organizasyonu yapmamızda bize yardımcı oluyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok çalışırsa, gayret ederlerse, bol kitap okurlarsa alabileceklerini düşünüyorum. Kızımın başarısından dolayı gerçekten çok mutluyum ve başarıların devamını diliyorum. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Antalya'da Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de karnelerini aldı bugün. Öğrenciler sevinçlerini okulun bahçesindeki yolcu uçağının önünde karnelerini havaya kaldırarak kutladı. Aksu ilçesinde 2016'da eğitime başlayan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Aksu Uçak Bakım Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri karnelerini aldı. Okulda eğitim alan 9. ve 10. sınıf 260 öğrenci karnelerini almanın sevincini yaşadı. Öğrenciler sevincini 2 ay önce 3 saatlik çalışmayla okul bahçesine getirilen Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının önünde karnelerini havaya kaldırarak kutladı. Uçak önünde öğretmenleriyle birlikte poz veren öğrencilerin ikinci yarı yıl hedeflerini ise okul müdürü Haldun Çevik açıkladı. Dünyada ilk olacak olan uçak kütüphane, müze ve sinema salonu konseptindeki uçağımız inşallah öğrencilerimizin hizmetine girecek. 15 tatilde de öğrencilerimiz gelip okulda drone kurslarına devam edecekler. İnşallah Antalya'da bir ilk olacak, drone şenliği yapacağız. Evet, biz de tatile giren bütün öğrencilerimize iyi tatiller dileyelim. Devam ediyoruz. Antalya'nın Serik ilçesinde hızlı tren hattının geçeceği güzergaha ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı bugün. Hızlı tren ağı Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Antalya'yı kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya hızlı tren projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Serik Belediyesi'ndeki toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın'la projenin geçeceği güzergaha ilişkin ÇED raporunu hazırlayan firmanın yetkilileri vatandaşa proje hakkında bilgi verdi. Toplantıyı CHP Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Coşkun, CHP Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, Serik Eski Yörük Mahallesi Muhtarı Ramiz Güzel, Aksu Yeni Dumanlı Mahallesi Muhtarı Adem Çapa'da izledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın, bakanlık tarafından projenin tanıtımı ile ilgili vatandaşımızın katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldığını ve vatandaşın bilgilendirilip projeyle ilgili görüşlerinin alınacağını söyledi. ÇED raporunu hazırlayan firmanın yetkilisi İbrahim Akdoğan da projenin sunumunu yaptı. Akdoğan 6 ilden geçecek 603 kilometre mesafeli hızlı tren projesinin 107 kilometresinin Antalya hattı olacağını söyledi. Manavgat, Serik ve Aksu sınırlarından geçecek hat üzerinde toplam 31 tünel, 22 köprü ve 6 viyadük bulunacak. Bu çalışmanın tamamlanması 4 yıl sürecek. Daha sonra toplantıya katılan vatandaşlara projeyle ilgili görüşleri soruldu. Vatandaş birçok kişinin toplantıdan haberi olmadığını savundu. Biz hizmete karşı değiliz ama işi olursa eğer istikrar bulmasına tarafıyız. Yani halka gönül sorusu. Burada kaç tane serikli var ya? Absurdan alıyoruz. Ben tanıttım işte serikten adam yok. Meclis kadar az ya. Yok yani böyle bir şey. Niye böyle bu halkı sanki yani prosedür gereği yapılıyormuş gibi. Hayır. Projeye tarım alanlarının yok edileceğini belirterek karşı çıkan vatandaşlar da vardı. İşte burası tarım arazisi. Hanımefendiye şunu söyledim. Neden tarım arazisinden geçiyorsunuz? Yol kenarından geçin. Neden bu oraları parçalayıp bölmek zorunda? Ve bir de hızlı tren rayı kaç metre yükseklikte olacak? Kaç metre derinlikte olacak? Onun yanında siz inanıyor musunuz hayvancılık ya da tarım yapılacağına?
Bazı vatandaşlar toplantıyı terk etti. Aksu'dan katılanlar da birçok kişinin bu toplantıdan haberi olmadığını vurgularken toplantıların Aksu'da da yapılmasını istedi. Meteoroloji haklı çıktı. Sevgili izleyenler, Antalya'da etkili olan rüzgar ağaçları kökünden söküp yollara devirdi. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle bazı ilçelerde enerji nakil hatları koptu ve mahallelere uzun süre elektrik verilemedi. Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Tekelioğlu Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki ağaçlar yola devrildi, çöp konteynerleri yola savruldu. Devrilen ağaçlar itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kesilerek taşındı. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da kopmalar meydana geldi. Bazı ilçelere ve mahallelere uzun süre elektrik verilemedi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisini bugün akşam saatlerine kadar sürdüreceğini belirtti. Evet, Antalya'da bu görüntüler yaşanırken çevre illerde de bağlantı yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda kalan otomobiller, kamyon ve otobüsler saatlerce yolun açılmasını bekledi. Sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı. Turizmin başkenti Antalya'nın çevre illere bağlantı yollarında dün kar ve tipi esareti vardı. Antalya Denizli Karayolu kar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kazıkbeli geçidi mevkiinde buzlanmadan dolayı araçlar yolda kaldı. Selinhisar Denizli güzergahında ise zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar tır ve çekicilerin geçişine izin verilmedi. Antalya'nın Akseki ilçesinde ise Alacabel mevki beyaza büründü. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcasa da bazı araçlar yağışın durmasını ve yolun temizlenmesini bekledi. Evet, kanal ve ekranlarında bugün önemli bir program başlıyor. Sevgili izleyenler, usta gazeteci Erdoğan Kahya'nın moderatörlüğünde Nihat Toklu, Yunus Erdoğan ve Ahmet Demir'in katılımıyla ekrana gelecek olan Haftaya Bakış programında deneyimli gazeteciler siyasetten belediyelere kadar, ekonomiye kadar Antalya'da haftaya damgasını vuran olayları ve önemli konuları masaya yatırıp tartışacak. Genel yayın yönetmenliğini Uğur Törer'in yaptığı Kanal V'de yeni bir program yayın hayatına başlıyor. Antalya siyasetinden ekonomisine, kentin gündemine oturan konuların perde arkası olayların konuşulacağı Haftaya Bakış bu akşam saat 20'de canlı yayınla ekrana gelecek. Moderatörlüğünü usta gazeteci Erdoğan Kahya'nın yapacağı programda gazeteci ve köşe yazarları Nihat Toklu, Yunus Erdoğan ve Ahmet Demir haftayı değerlendirecek. Genel yayın yönetmeni Uğur Törer, Kanal V Haber Müdürü Ahmet İsteğin de katıldığı toplantının ardından usta gazeteciler tanıtım fragmanları için kamera karşısına geçti. Amacımız özellikle siyaset kurumunun iktidarıyla, muhalefetiyle, çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla ya da o arkadaşlarımızın kendi görüşleri çerçevesinde değerlendirip kamuoyuna tarafsız, objektif bir gazetecilik örneği vermek istiyoruz. Antalya'daki gündemi değerlendireceğiz. Bizim kendi bakış açımızla Antalya'da yaşanan olayları, siyaset, ticaret, tarım, turizm ne varsa bunları gündeme getireceğiz. Ve asıl önemlisi de şu, buradaki sorunları biz dile getireceğiz. Çözüm önerilerini, çözüm yollarını da bürokrasiden ve siyasilerden bekleyeceğiz. Kanal ve ailesi Antalya kent yaşamına çok önemli katkılar sunuyor. İşte eğlence programlarıyla, haber programlarıyla. Ve bu program çeşitliliği işte gözlemliyoruz, giderek artıyor. Biz de bu çeşitliliğe bir katkı sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umuyorum ki güzel, izlenebilir bir program yapacağız. Yaklaşık 3 aylık bir boşluğumuz oldu. 3 ay uzak kaldık ekranlardan, Kanal V'den uzak kaldık. Tekrar buraya geldiğim için mutluyum. Umarım kamuoyuna da bir katkımız olur bu anlamda. 2 saat sürecek olan Haftaya Bakış programı her cuma saat 20'de ekrana gelecek.
Ve sevgili izleyenler, haberimizde de verdik. Sizlerin de izlediği gibi bu akşam ana haberden hemen sonra, yani saat 20'de Haftaya Bakış programı canlı yayında olacak. Sizlerle buluşacak. Efendim, program öncesinde konuklarımız var tabii ki. Ana habere konuk oldular kendileri. Erdoğan Kahya, Nihat Toklu, Ahmet Demir ve Yunus Erdoğan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim, çok şey konuşacaksınız elbette ama birer soruyla sizleri, programın gidişatını konuşalım, içeriğini konuşalım istiyorum. Teker teker başlayacağım. İlk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucusu ve uzun sürede başkanlığını yapan Erdoğan Kahya'dan başlayacağız. Efendim, kısaca neden Haftaya Bakış? Bu programda bizi neler bekliyor? Sizden dinleyelim. Evet, teşekkür ederim Hazal Hanım. Ben Antalya'da 38 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yerel basın, yaygın basından çok daha farklı bir konjektür içinde çalışır. Yerel basın halkın gözü kulağıdır. Biz 38 yıllık bu meslek hayatım boyunca 3 büyük gazetenin temsilciliğini yaptım. Dergi çıkardım. Bir internet gazetesi yönetiyorum şimdi. O özelliği hiçbir zaman yitirmedi Anadolu'da yerel basın. Halkın ve hatta yöneticilerin gözü ve kulağı olma özelliğini. Bu nedenle bütün gazeteci arkadaşlarım, meslektaşlarım, hepsi tecrübeli arkadaşlar. Antalya'nın meselelerini çok iyi biliyoruz. Antalya'yı çok iyi tanıyoruz. Antalya'da sorunların çözümlerini dahi yöneticilere önerebilecek kapasitede arkadaşlarız. Bu nedenle Haftaya Bakış programında Antalya'nın sorunlarını gündeme getireceğiz. Çok açık ve net bir biçimde, belki farklı görüşler ortaya çıkacak ama sonuçta orta noktayı bularak, ortak bir noktada birleşerek kentimize, ülkemize katkı vermeyi amaçlıyoruz. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımla. Hepsi bilgi birikimine sahip çünkü. Başarılar diliyorum ben arkadaşlarıma. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Antalya Gündem gazetesi yazarı ve Kanal V ekranlarının da yakından tanıdığı gazeteci Nihat Toklu da 7 ay sonra ekranlara döndü. Tekrar Kanal V'ye hoş geldiniz diyelim öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, sizin de ayrı bir izleyici kitleniz var. Geri döndünüz. Geri dönmeye nasıl ikna oldunuz? Neler söylersiniz? İlk önce böyle başlayalım. Tabii ben yaklaşık 3 ay sanki ara vermiş gibiyim. Öyle hissediyordum. Demek ki 7 ay olmuş. Epey uzun da bir süre. Biraz tabii Kanal V'yi özledik. Ekranları özledik. Onun da özlemi var. Bu arada bize davet veren kanalın yetkililerine teşekkür ediyoruz. Uğur Bey'e, Okan Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii buradaki arkadaşlarımı yakından tanıyorum. Ahmet'i, Yunus'u yakından tanıyorum. En önemlisi Sayın Erdoğan Kahya'yla neredeyse 30 yıla yaklaşan bir ahbaplığımız, iş arkadaşlığımız, meslektaşlığımız var. Kendisi benim ilk müdürlerimden birisidir. Yanında mesleği öğrendik. Onunla birlikte program yapmak, onunla birlikte Antalya'nın sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak heyecan verici bir gelişme olacak. Bu bakımdan oldukça heyecanlıyım. Sanki ilk günkü gibi heyecan içindeyim. Umarız topluma bir şeyler vermeye çalışırız. Değişik farklı görüşleri yansıtmaya çalışırız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, devam ediyoruz. Şimdi de Yeni Yüzyıl Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Demir'e soralım. Efendim, farklı görüşler olacak programda. Evet. Apayrı durumlar konuşulacak. Burada bu çok önemli bir konu. Sizce nasıl geçecek? Tartışmalar yaşanır mı? Nasıl ilerler? Şimdi öncelikle bizi izleyen tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir programı yapma imkanı verdikleri için de kanal yönetimine teşekkür ediyorum. Tabii ki program çok farklı olacak. Bence Antalya'da yapılmayan bir program olacak. Çok da ses getirecek. Çünkü hepimiz Antalya'ya vakıf insanlarız. Konuya vakıf insanlarız. Ve baktığımız zaman Antalya'nın sorunlarını yakından bilen ve takip eden insanlarız. İçimizde gerek siyasi anlamda, gerekse yönetici anlamında yöneticilik yapmış, siyaset yapmış kişiler var. İşte Yunus Bey, Nihat Bey, Erdoğan abi. Bu anlamda biz hepimiz ayrı bir görüşe mutlaka sahip olacağız. Önemli olan da zaten bu farklı görüşlerden ortak bir doğru yol çıkarabilmek. Biz bu Antalya'nın
doğru yolu adına yöneticilerimizi, siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı ve vatandaşın bilgilenmesi adına yapılması gereken ne varsa bunu yapacağız. Bunun için buradayız. Ben güzel bir program olacağını, seyircilerimizin mutlaka takip etmesi gerektiğine inanıyorum. Ve hatta şunu ben özellikle seyircilerimizden rica ediyorum. Bizlere katkı versinler. Dile getirmek istedikleri sorunlar olursa mutlaka kanalımıza ulaşarak veya bizlere ulaşarak bu sorunları bize iletsinler ki biz de gündeme getirelim, sorunlarına çözüm arayalım. Programın içeriğinde o halde yine halkın da katılımıyla program ilerleyecek değil mi? Sorunlar gündeme gelecek. Tabii ki, tabii ki. Yani amacımız zaten Antalya'nın sorunlarını, ülkemizin sorunlarını ortak bir şekilde masaya yatırıp buradan ortak bir fikir üretebilmek, doğru yolu bulabilmek. Bunun için buradayız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ahmet Bey. Yunus Bey'le devam edelim. Sevgili izleyenler, son olarak Akdeniz Manşet Gazetesi Haber Müdürü Yunus Erdoğan'a da son sorumuzu yöneltelim. Efendim, sizinle birlikte dört önemli duayen gazetecinin bir programda bulunduğu önemli bir programa başlayacaksınız. Bununla ilgili görüşlerinizi alalım sizin de. Şimdi sona kalan dona kalır derler. Yani estağfurullah. Bendenizdeki konuşmacı partnerlerim zaten söylenebilecek her şeyi söylediler ama ben de bir iki cümle ilave etmem gerekirse. Bir kere Erdoğan Kahya gibi gerçekten bizim meslekte duayen kabul ettiğimiz bir büyüğümüzle böyle bir programda buluşuyor olmak bizim için bir gurur vesilesi. Bize bu ortamı, bu buluşmayı sağlayan Kanal V'nin yeni yönetimine, yeni işletmecilerine, yeni sahiplerine, yöneticilerine herkese de teşekkür ediyorum. Tabii böyle Antalya'nın gerçekten de ihtiyacı olan bir programı ortaya çıkardıkları için. Biz de elimizden geldiğince katkı koymaya çalışacağız tabii. Farklı görüşlerin olması tabii ki bizi izleyen insanların da herkesin bir görüşü var. Hayata bir bakış açısı var. Hepimizin olduğu gibi. İnsanız sonuçta. Siyasette farklı bakış açılarımız olabilir. Sosyal yaşamda farklı bakış açılarımız, yaşamlarımız olabilir. Ama nihai hedefimiz burada hepimizin. Önce ülkemizin, sonra yaşadığımız kentin menfaati doğrultusunda bir şeyler ortaya koyabilmek, katkı anlamında bir şeyler. Bizler gazeteciyiz zaten. Bizler bu sorunlarla haşır neşir olan insanlarız işimiz gereği. Ve görevimiz, asli görevimiz bu sorunları, gördüğümüz sorunları çözüm mercilerine aktarmak, çözüm önerilerine sunmak. Bu görevimizi işte çalışmış olduğumuz kurumlarda ifa etmeye çalışıyoruz. İşte köşe yazıları yazıyoruz, haberler yapıyoruz. Şimdi onu görsel anlamda da işte böyle bir platformda destekleyeceğiz. Evet, destekleyeceğiz. Dediğim gibi katkı koymaya çalışacağız. Keyifli bir program olacağına ben de inanıyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Hayırlısı çok olsun keyif diyorum. Alacağımız bir program izleyeceğimiz ümidiyle bekliyoruz efendim. Ana haberden hemen sonra haftaya bakışı izleyebileceksiniz. Saat 8'de ekranlarınıza gelecek. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Seyircilerimizi bekliyoruz. Peki efendim. Ve sevgili izleyenler, devam ediyoruz bir diğer haberimizle. Kanal V ekranlarının sevilen programı Soruyorum'un bu haftaki konuğu Antalya Sanayici İş Adamları Derneği'nin yeni başkanı Sadi Kan'dı. Başkan Sadi Kan, ANSYAD'ın potansiyelini anlattı ve planladıkları üniversite hakkında da bilgiler verdi. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal V Haber Müdürü Ahmet İsteğin hazırlayıp sunduğu Soruyorum programının bu haftaki konuğu Antalya Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Sadi Kan'dı. 11. Başkanı da Sayın Sadi Kanoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. ANSYAD'ın potansiyeli hakkında bilgi veren yeni başkan neler yaptıklarını anlattı. ANSYAD hiçbir zaman başkandan, yönetimden ibaret bir dernek olmamıştır. 153 üyesiyle toplam 7,6 milyar liralık ciroya sahip olduğunu belirten Kan, ANSYAD'ın hedeflerini anlattı. ANSYAD'ın sürdürülebilirlik, şeffaflık ilkesine bağlı kalınarak bilgi üretimini ve bu bilgiyi topluma hizmet olarak sunacağımız çalışmalarımız içerisinde, hedeflerimiz içerisinde, bölgeler arası gelişim projeleri gibi üyelerimizi yakından ilgilendiren konular bu çalışmalar içerisinde olacaktır. Başkan ayrıca bir süredir yürütülen yeni üniversiteyle ilgili bilgiler verdi. Yüksek Teknoloji Fakültesi olacak bir üniversitenin Antalya'da kurulması için çalışmalar içerisindeyiz. Yani Antalya'da yüksek teknolojinin olduğu bir üniversitenin, fakültenin bu eğitim ve araştırma vakfımızca sağlanacağını söyleyebilirim. Çünkü bu konuda ticaret borsası olsun, ATSU olsun, Kepez Belediyesi olsun ve diğer kurumlar olsun bizimle
beraber çalışıyor. Kepez'de bu yerle ilgili olarak 200 dönümün üzerindeki bir yer bize verilmek üzere çalışmalara devam ediyor. Yani vakıf orada bu üniversitenin yerini kuracak. Fakat ilk nüvesini şehrimizin içerisinde uygun bir yerde kurarak daha sonra oradaki kampüs dediğimiz bir yapılanmanın içerisine geçilecek. Bunu ben tabii ilk kez duyduğum için biraz şaşırdım. Çünkü hiç basına yansıdığını da görmemiştim. Henüz o aşamaya gelmedi. Yani ben şimdi burada bunu dillendiriyorum. Şu anlamda yüksek teknolojili bir fakültenin kurulacağını ve kampüs olacak olan alanın da bize devriyle ilgili çalışma içerisindeyiz. Bunu da bildirmek istedim. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'u ziyaret etti. Başkan Uysal yeni bir dönemin başladığını söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisi CHP'de yeni seçilen İl Başkanı Ahmet Kumbul ve yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal tarihi bir süreçte yeni il yönetiminin görev aldığını söyledi. Türkiye'mizin en büyük illerinden bir tanesi Antalya'mızda görevlendirme yapmıştır olağan genel kurulunda. Bundan sonrası bütün bu yaşanan sürecin ağırlığıyla, mütenasip ağırlığıyla uygun bir çalışma dönemi olacaktır. Başkan Uysal, kongrenin ardından saha çalışmalarının başlamış olmasının da ayrıca önemli olduğunu söyledi. Arkasından hemen çalışmalara başlanmış olması hem sokakta hem teorik planda hem pratikte çok önem arz ediyor. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz il başkanımıza ve il başkan yardımcılarımıza, bütün il yönetimimize ve diğer seçilen organlarımıza. İl Başkanı Kumbulsa ziyaretleri dolayısıyla Başkan Uysal ve meclis üyelerine teşekkürlerini dile getirdi. Başkanım teşekkür ediyorum ben de. Büyükşehir Belediyesi'nin Kemerliman Caddesi kentsel tasarım projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kemer'in çehresini değiştirecek projenin turizme ciddi katkı sağlaması ve bölgedeki hareketliliğin canlanması amaçlanıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretinde Kemer'e 2020 model bir kemer sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer'e ciddi katma değer sağlayacak Liman Caddesi kentsel tasarım projesinin önümüzdeki turizm sezonuna yetişeceğini müjdelemişti. Kemer'in çehresi değişecek. Esnaf umutlu. 2 yıldır turizm gerçekten kötü. Bu sene umutlarımız bayağı yüksek, beklentilerimiz yüksek. Özellikle de bunu Büyükşehir Belediyesi'nin yapması insanlarda daha bir güven teşkil ediyor. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak projeyle cadde ortasından süs havuzu geçecek, binaların cepheleri boyanarak kolonlarına taş kaplama yapılacak. Kemer esnaf olaraktan yıllardan beri beklenen bir şey şu anda gerçekleşiyor. Hani sevinçli miyiz? Gerçekten sevinçliyiz. Bakalım artıları eksileri ne olacak? Ama umut ediyorum ki artısı daha fazla olacaktır eksisinden. Cadde boyunca güneş kırıcılar yapılacak. Kent mobilyaları, aydınlatma sistemi, peyzajı, havuzlarıyla yeniden düzenlenecek olan Liman Caddesi, Kemer'e modern bir kimlik ve vizyon kazandıracak. Bu projeyle birlikte buranın albenisi de artacak. Kemer için çok iyi olacak vallahi bu. Yani proje müthiş olacak Kemer'e. Kongre ve Kültür Merkezi projesiyle bir bütünlük arz edecek olan proje hem bölge halkı hem de esnafın yüzünü güldüreceğe benziyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından korkan kediye mama verilerek sakinleştirildi. Obagöl mahallesinde hayvanseverlerin beslediği ve Bella adını verdiği sokak kedisi yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kanaldan kurtularak su tahliye borusunun üzerine gelen kedi yukarı çıkamadı. Sağanak yağış nedeniyle kanalın su seviyesinin gittikçe yükselmesi nedeniyle akıntıya kapılma tehlikesi yaşayan kediyi fark edenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çabalarına rağmen kediyi bulamadı. Ekiplerin ayrılmasından sonra kediyi fark edenler bu kez Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden yardım istedi.
Akut ve itfaiye ekipleri tekrar bölgeye gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kanala inen ekipler kediyi bulunduğu yerden alarak akıntıya kapılmaktan kurtardı. Hayvanseverler kediye su ve mama verdi. Antalya'nın Finike ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü tır 30 metrelik falezlerin kıyısında yan yattı. Dorse'de yüklü sebzelerse falezlerden denize döküldü. Kaza Antalya'nın Finike ilçesinde yaşandı. Hasyurt halinden yüklediği sebzeyi İzmir'e götürmek üzere yola çıkan Hüseyin Ağaçkıran yönetimindeki tır taş ocağı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Rampadaki virajda yoldan çıkan tır bariyerleri aşıp yan yattı. Yaklaşık 30 metrelik falezlerin kıyısında durabilen tırın dorsesindeki sebzelerse falezlerden denize savruldu. Yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ağaçkıran ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Etrafa saçılan sebzelerse kasalarla toplandı. Ve sevgili izleyenler, yurttan haberler bu şekildeydi. Sırada kısa bir dünya turumuz var. Filipinler'de Mayon Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağın yamaçlarında oluşan lav dereleri inanılmaz görüntüler oluştururken yerel yetkililer birkaç gün içerisinde tehlike boyutu oldukça yüksek, yeni patlamalar oluşabileceği konusunda halka uyarıda bulundu. Hollanda ve Almanya'da büyük tahribata yol açan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ağaçların devrilmesine, araçların yoldan çıkmasına, çatıların uçmasına ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan felakette 4 kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen Boat Show 132 firmanın katılımıyla başladı. Sürat motorlarından büyük yatlara kadar birçok deniz aracının sergilendiği fuara binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor. Facia gibi olayın adresi Kazakistan, ülkenin kuzeybatısındaki Aktağ bölgesinde seyir halinde olan şehirler arası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait otobüs aniden belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kaş'ta göz arasında küle dönen araçtaki 52 kişi yanarak hayatını kaybetti. Rusya'nın Saratov bölgesinde bulunan ana petrol boru hattının patlaması sonucu çıkan yangında alevlerin çevreye sıçraması neticesinde 4 ev kullanılamaz hale geldi. Petrol hattının neden patladığı bilinmezken olay hakkında soruşturma başlatıldı. Evet, iş hayatının yorucu temposundan sıkılan polis ekipleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Polis aracında radyoda çalan müziğin ritmine kendini kaptıran polisler o anlarını sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. İşte yorgunluk gideren polislerin renkli görüntüleri. Radyoda sizlere harika şarkılar dinletmeye devam ediyoruz. Ve sevgili izleyenler, böylece ana haberimizi noktalıyoruz. Pazartesi günü yine aynı saatte, saatlerimiz 19'u gösterdiğinde sizlerle kanal ve ekranlarında buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.